Şimdi tablo olarak verilmiş. Şöyle diyor. 60, 75, 80. Şimdi tümünü bölen sayılar boyanmış. Mesela 1 hepsini böldüğü için boyanmış. 2 60'ı bölüyor. Boyanmış. 75'i bölmediği için burası beyaz kalmış. 2 80'i de bölüyor. Burası yine boyalı olmuş. Bizden istenen sadece 2 tanesinin boyalı olduğu. Şimdi biz bunların asal çarpanlarını bulabiliriz. Eğer şu sayılar asal çarpanların içerisinde varsa ya da asal çarpanlarla bu sayılar oluşturulabiliyorsa orası boyalı olacak. Şimdi 60 sayısının çarpanları 6 ve 10 diye yazabiliriz. 6 sayısı 2 çarpı 3, diğeri 2 çarpı 5. 2 tane 2 var. 2'nin karesi 3'lerden 1 tane, 5'ten 1 tane. O halde 2, 3, 5. Bunlar bölünecek. Tabii bunun katları da bölünür. Şimdi ise 75'e bakalım. 75'e. 3 çarpı 25. Bu da şöyle olur. 3'ün birinci kuvveti 5'in karesi şeklinde olur. Bu da 3 ve 5'lerin, tabii 5'in karesi de olabilir. Katları boyalı olacak. 80 diyelim. 8 çarpı 10 diyebiliriz. Burada 4 tane, bir de burada 5 tane. 2 üzeri 5 çarpı 5'lerdense 1 tane olacak. Şimdi 3, 4, aynen 4. 2 üzeri 4 olacak. Şurası 4. 3 tane burada var, bir oradan 4 olacak. Evet, şimdi bu şekilde oldu. Şimdi 2 karesi boyalı. Bir kere şunlardan, tabii şu sayıları tam alt alta denk getireyim. 60 sayısı şöyle. 2 sayılar olarak düşünürsek şöyle 2'yi yazıyorum. Şöyle 2 yazayım. Şuraya 3'ü yazayım. Buraya da 5'i yazayım. Şuraya diğerini getirelim. 75. Öteki de 80 sayısı. Şimdi 60 sayısı içinde 2'den 2 tane var. Şöyle 2'nin karesi. 3'lerden bir tane var. Yani 3. 5'lerden de yine bir tane var. 75'te 2 göremiyoruz. 3'lerden bir tane var. 5'lerden ise 2 tane var. Şöyle de birleştireyim. Şimdi 80 sayısında 2'lerden 4 tane var. 2'lerden 4 tane. 5'lerden bir tane var. Şimdi biz sayıları öyle seçmeliyiz ki buradan sadece ikisinde olmalı. Sadece birinde olması yeterli değil. Üçünde olması da uygun değil. Üçünde olmasını da istemiyoruz. Mesela 5 seçmeyelim. Eğer 5 seçersek, yani sayımızın içine 5 yerleştirirsek boyalı olur. Yani 5'in katı oluyor çünkü. Şu 5'in birinci kuvveti değil de şunu da direkt 5 yaz. Şöyle. Şimdi şöyle seçebiliriz. Mesela 60 ve 80 için şurada 2 olmadığı için bunların arasında 2 yok. 75'in hizası boyalı olmayacak. Nasıl diyelim onu? Şunlardan oluşturursak. Neyi koymayacağız buraya? 2'yi koymazsak. Evet, 2'yi koymadığımız, yani 2'nin katı olmayanları alırsak 60 ve 80'de 60 ve 80'de 2'nin katı olmayanları alırsak 2'nin katı 2'ler 75'i bölmeyeceği için 60 ve 80'in ortak bölenleri ikisi de boyalı olur. Mesela 3, 3 değil de 5'i alsak 60'ı böler, boyarız. 80'i böler, alırız, boyarız. Şimdi bunu alamayacağız tabii 5'i değil de. 2'nin katı olanları seçelim. 2'nin katı olanları. 2 burada olmadığı için. Şurada 2 yok. 2'nin katı olanlarını seçelim. Şimdi 60'ın içinde 2'yi bölenler 2'nin katlarını seçiyorum yani. 2 olabilir. 60'ın içinde. Tabii sonra 4 olabilir. Hem 60'ı hem 80'i bölelim. Şöyle şu hizasına da yazabiliriz. Şuraya. 2'nin katlarını alıyorum. 2 olabilir. 4 olabilir. 8 olsa şunu boyamayacak. Bunu boyayamayacağız. 2 ve 4 gelebilir. Şimdi burada boşluk, 3 tanesinde boşluk var. O halde bu sayıyı devre dışı bırakıp
Şu iki sayı üzerinden ele alabiliriz. 3'ün katları bu 3 tarafından bölünmeyecek. Buradan 3'ü alabiliriz. Şu 60 ve 75'i bölecek 3 sadece. Şimdi buradan 5'i alma şansımız yok. Hepsinde var. 25 alsak sadece birini boyayacak. Başka bir de bunların katlarını düşünebiliriz. Bunların katlarını düşünebiliriz. Mesela 2 ve 5'i alsak 2 kere 5 10 olur. 60 tarafı 60'ı böler. Buradan 2 ve 5'i alsak 10 olur. Yine böler. Buradan 4 ve 5'i alsak 20. 60'ı böler. 4 çarpı 5, 20. 80'i böler. 20 de olacak. 75'i bölmez o. Şimdi bir de şu üçlü olarak düşünsek. Burada 2 yoktu. 3 ve 5'i alırız. 15. Şu 60'ı böler. 3 ve 5 burada var. 15. 75'i böler. 80'i bölmez. Kuvveti olmayacak. Başka da olabilir mi? Bakıyorum. Başka da göremiyorum. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun cevabı evet 6. 6 tane olabilir. 6 tane. Geç böyle yapmasak da bulabilir miydik? Belki bulabilirdik öyle. Yapmadan da bulabilirdik aslında.